Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 15. sözden, onun da inşallah 6. basamağından bugün devam edeceğiz. Fakat ondan önce mutlaka bir başa dönüp bu Risale'nin amacı neydi, hangi ayetin tefsiriyle başlıyordu onu bir hatırlayacağız. İşte oradayız. 15. söz. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِهَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Bu ayet Mülk suresinin 5. ayeti. Mülk suresinin 5. ayeti. Kısa bir mealiyle şöyle buyurulmuş burada. Andolsun ki dünya semasını biz kandillerle süsledik ve şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık. Andolsun ki dünya semasını biz kandillerle süsledik ve şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık. Alttaki paragrafta şöyle. Ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Şu ayetin semasına 7 basamaklı bir merdivenle çıkılabilir. Gel beraber çıkacağız. Yani bu ayeti kerime bir şeyden haber veriyor. Astronomik bir şeyden haber veriyor. Uzayla arzın ilişkisi adına bizim bilmediğimiz boyutlarda yaşanan bir şeyden haber veriyor. E şimdi bu zamanın aklı da öyle görmediğine, deneyleyemediğine, laboratuvara sokamadığına pek inanmıyor. Öyle düşünme, böyle düşün diye Bediüzzaman Hazretleri bize bazı basamaklarda bazı bakış açıları söyleyecek. Zihnimizi o darlıklardan, o bilimsel bakışın dayattığı despotik tanımlamalardan kurtaracak. Ve ondan sonra da biz bu ayeti daha rahat, daha ümmi, daha berrak, daha duru bir şekilde anlayacağız inşallah. Öyle olur ki bazen ilim insanın ümmiliğini alır ve başka başka cahillikler inşa eder insanda. Yani ilmin de metodolojik anlamda öğrettiği cahillikler vardır. İşte bilimsel metodoloji de böyle bir cahillik alanıdır aslında. Evet, bize bazı bilgiler veriyor ama neyi görüp neyi göremeyeceğimize de karıştığı için cahillik alanı da inşa ediyor. Basamak basamak bunları gördük. Birinci basamakta mesela hayat biyolojik hayata münhasır olmak zorunda değil. Bediüzzaman Hazretleri bunu ifade etti. İkinci basamağa geldik. Sema ile dünya arasındaki ilişkiyi gördük. Üçüncü basamakta niye oradaki hayat bizdeki hayata benzemiyor? Çünkü onların fıtratları farklı. Dünyadaki hayat gibi imtihana tabi olmak zorunda değil. Çatışma, çelişme, efendim bizim biraz daha koca gözlümüz, iri kulaklığımız falan bu şekilde kuyrukluğumuz, şöylemiz, böylemiz olmak zorunda değil. Yani o hayat bu şekilde bizimki kadar sahada olmak zorunda değil, görünür olmak zorunda değil. En azından bize. Onu anladık. Onun şartlarını anladık. Mesela dedi ki memleketleri geniş, fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabit. Yani uzaydaki hayat böyle olabilir. Öyle olduğu için de bize gözükmüyor. Biz onları kendimiz gibi, kendimiz aradığımız için göremiyor olabiliriz. Dördüncü basamakta Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sına, sıfatlarına bakan yerini gördük. Yani Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden, sıfatlarından kanunlar ortaya çıkıyor. Bu kanunlar nasıl kütle çekim kanunu diyoruz mesela. Dünyada eseri var. E gidiyorsun bilmem neredeki galaksideki yıldızda da eseri var. Bu kanun umumi bir şey. Onun gibi de Cenab-ı Hakk'ın başka bir kanunu da istiyor ki nasıl Bedir Harbi'nde meleklerle müminlere yardım etti. Aynen öyle de şerirlere karşı sema ehli de bir engelleyici fonksiyon görüyorlar. O mübarize kanunu nasıl dünya dairesinde bizim hatta kalbimizin içinde melek ilhamları şeytan vesveseleri arasında bu müsabaka sürüyor. Büyük alanda da semada da dünyanın dışında da yine bir mücadele alanı
var diye bu kanunun bir ferdi olarak gerektiğini Bediüzzaman Hazretleri 4. basamakta Esma-ül Hüsna'ya ve Sıfat-ı İlahiye'ye bina ederek bunu anlattı. Geldik 5. basamakta dedi ki 5. basamak meteor olayının bir alamet olduğunu, bir işaret olduğunu yani perde arkasında yaşanan daha büyük bir şeyin işareti olduğunu bize anlattı. Olabilirliğini anlattı en azından. Yani diyelim ki ön yargılı birisiniz. Ama bu metni okuduğunuzda ona baktığınızda bu başka bir şeye işaret ediyor diyebilirsiniz. Öyle fiziki olaylar var ki bulunduğunuz düzlemde onun sadece gördüğünüz boyutunu kavrarsınız. Ama biraz daha uzuna gittiğinizde, daha geniş düşünmeye başladığınızda olay daha değişik gözükür. Mesela işte kütle çekim kanunu da Einstein ne diyor? Aslında uzay bükülüyor. Mekanın itmesi diyor aslında. Onun bakış açısından bizim bakış açımız dar geliyor. Bilim böyle ilerler. Yani bir sonraki bakış açısı daha zenginleştiğinde öncekinin bakışı dar kalır. Biz de şu an sadece meteorların gittiğini, kaydığını görüyoruz. Yanıyor taşlar görüyoruz. Ama bu olay bundan ibaret olmak zorunda değil. Bu olay başka bir şeyin işareti olabilir. Ki işte burada bir benzetme yaptı. Sanki yüksek burçlardan ateşli mermiler atılıyormuş gibi bir hissi veriyor bize zaten dedi. Meteor düşmesi de bu arzla sema arasındaki mücadelenin sembolü, işareti bizim alemimize giren kısmı olabilir. Diyelim zeytin ağacının toprağın üstünde bir kısmı var. Biz bu kadarını görüyoruz. Diyoruz ki zeytin ağacı bu kadar ama onun bilmem ne kadar kadı da aşağıda var. Kök salıyor değil mi aşağı doğru? O zeytinlerin kökleri çok uzunmuş derler. Başka ağaçlar için de bunu söylenebilir de ben o zeytinler için özellikle duymuştum. Zeytin ağacı çok aşağılara kadar kök salarmış. E bak gördüğünden ibaret dersen gördüğün şu kadar. Ama senin bilmediğin bir fizik alanında toprağın altında o ağaç daha da azametli bir şey. Bizim de düşünün ki yaşadığımız dört boyutlu alem o toprağın üstü gibi bundan daha aşkın melekut boyutları var. Alemi misal var. Daha ne alemler var bizim bilmediğimiz boyutlar var. Bunu bugün bilim de söylüyor mesela. Sicim teorisinin 24 boyut mu öngörüyormuş? Daha da fazla boyut olabilir diye öngörüyormuş. Biz şu an 4 boyut içindeyiz. E o boyutlarda nasıl vücutlar var? Hatta diyorlar işte karanlık madde bir maddenin başka bir boyuttaki bir maddenin bizim boyutumuza girmiş kısmı falan böyle fikir şeyi yapıyorlar. Think tank yapıyorlar, beyin fırtınası yapıyorlar. Bilimsel kitaplarda böyle şeyler geçiyor. E aklımız o kadar ne yetiyorsa buna da yetsin. Bu hadisenin bize gözüken kısmı evet meteor düşmesi, taş parçalanması falan ama bu kadardan ibaret olmak zorunda değil. En azından ayet-i kerimeyi bu fikir açıklığıyla ele alalım ki inkara sapmayalım. Allah bizim ayağımızı Kur'an ayetleri konusunda kaydırmasın. Amin. Şimdi geldik 6. basamağa. Peki 6. basamak bize ne söylüyor? 6. basamak bize Kur'an'daki ayetlere nasıl bakmamız gerektiğine dair bir usul öğretiyor. Bu usul nedir? Geçecek ama özetle söyleyelim. Cenab-ı Hak bazı şeyleri çok azametli şekilde tehdit eder. Bu haşa haşa onlardan korktuğundan, onları büyük gördüğünden, yani şey anlamında cismani kudret, azamet, irade falan anlamında büyük gördüğünden değil, kendi azametini anlatmak için onu yapar. Burada da mesela işte bu ayette de bizim okuduğumuz ayette de meteorlar atıyor şeytanlar göğe çıkmasın diye. Ya şeytanlar göğe çıksa ne olur? Bu meteor atma hadisesi bize niye anlatılıyor? Ama Cenab-ı Hak onun arkasında bize azametini de anlatıyor. Yani kudretim ona da yeter. Benim öyle canlılarım var ki meteorları bile fırlatırlar düşmanlara gibi gibi. Bediüzzaman Hazretleri izah edecek de böyle bir girizgahla aklınızda bulunsun. Kur'an anlarken takınacağımız, kuşanacağımız bir usul de bu. Ayetler bize sadece muhatabın büyüklüğü üzerinden değil, sözün sahibinin büyüklüğü üzerinden, onun kudretinin, iradesinin, ilminin büyüklüğü üzerinden de mesajlar veriyor olabilirler. Yine bu zihin açıklığına ulaşalım. İşte o başta bahsettiği zihin darlaşmasından yine ilk paragrafı okuyalım o giriş kısmını. Kozmografyanın, astronominin ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan, aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Evet, biz de bugün seküler eğitimin çarklarından geçmiş insanlar olarak o mektepli efendinin yerine kendimizi koyuyoruz ve
prangalarımızdan, öğretilmiş prangalardan, öğretilmiş öcülerden, sınırlardan, anlayış darlıklarından kurtulmaya çalışıyoruz. Üstadımızın himmetiyle, dersiyle elhamdülillah. Altıncı basamak. Beşer ve cin nihayetsiz şerre ve cuhuda müstahit olduklarından, beşer ve cin nihayetsiz şerre ve cuhuda müstahit olduklarından, yani her kötülüğü işlerler, nihayetsiz derecede buna müsaitler, nihayetsiz bir temerrüt ve bir tuğyan yaparlar. Cenab-ı Hak insanları da cinleri de böyle yaratmış. Kötülükte zirvelere çıkabilirler. En son zirvelere kadar çıkabilirler yani. Nihayetsiz bir temerrüt, inat yani inatlı dalalet ve bir tuğyan. O da sapıtmışlık demek, yanlış bilmiyorsam. Tuğyan burada ne diye verilmiş? Azgınlık, taşkınlık, zulüm ve küfürde çok ileri gitme. Bunu yapmaya insanın yapısı müsait mi? Ya sormaya bile gerek yok. İşte yaptıklarımız ortada. İki Dünya Savaşı'nda ne kadar çok kan dökülmüş, ne silahlar kullanılmış, kimyasal, nükleer falan filan var yani potansiyelimiz. Bundan beterini yapmaya da potansiyelimiz var yani. O diktatörler çağı, bizde Mustafa Kemal'in başta olduğu ama diğer ülkelerde de ona misal insanların başta olduğu, Rusya'da Stalin, Lenin, İtalya'da Mussolini, atıyorum Almanya'da Hitler vesaire. Bakıyorsunuz o çağın mahsulü hep kan dökmek olmuş. Ve bayağı da zirvelere çıkmışlar o konuda. O tarihi bilenler zaten bu konuda şüphe etmezler. Nihayetsiz bir temerrüt ve bir tuğyan yaparlar. Evet. Beşer ve cin nihayetsiz şerre ve cuhuda müstahit olduklarından nihayetsiz bir temerrüt ve tuğyan yaparlar. Buna istidatları var, yaparlar yani. İşte bunun için Kur'an-ı Hakim, her şeyi hikmetli olan Kur'an, öyle icazkar bir belagatle, belagat ne? Muhatabın haline göre uygun söz söyleme. Muktezai hale ve muhataba uygun söz söyleme. Öyle icazkar bir belagatla ve öyle ali, yüce ve bahir, geniş üsluplarla bahir bakalım. Evet, açık berrakmış manası. Ben geniş diye söyledim, yanlış oldu. Açık berrak demekmiş. Öyle ali ve bahir üsluplarla ve öyle gali ve zahir temsiller ve mesellerle ins ve cinni isyandan ve tuğyandan zecreder ki kainatı titretir. Şimdi ne dedi Bediüzzaman Hazretleri? Bir, insanın ve cinlerin nihayetsiz şerre ve cuhuda, kötülüğe müsait olduklarını söyledi. Cuhud neymiş? Bakalım burada. Bilerek inkar etme demekmiş. Bu elde var bir insan ve cinler böyle. Nihayetsiz kötülük yapabilecek şekildeler. Nihayetsiz dalalet, küfür işleyebilecek derecedeler. İki, Kur'an'da nasıl zikrediliyor peki tehditler? İşte bunun için Kur'an-ı Hakim öyle icazkar bir belagatle ve öyle ali ve bahir üsluplarla ve öyle gali ve zahir temsiller ve mesellerle ins ve cinni isyandan ve tuğyandan zecreder ki kainatı titretir. İnsanda bu potansiyel var. Tehdit de o yüzden çok yüksek. Mesela Kur'an'ı okuyan bazen oluyor gençlerden veya işte daha İslam'a yeni muhatap olmuşlardan. Ya insan niye bu kadar önemsensin ki bu kadar tehdit edilsin? Veya biz Allah'a ne yapıyoruz ki haşa, zaten bir şey yapamayız da, ne yapıyoruz ki haşa Allah bizi böyle büyük tehditlerle, ebedi cehennemle korkutuyor falan. Böyle sorular geliyor. Hepimizin aklına da gelebilir. Hepimizin nefsi var, şeytanı var ama dışarıdan da böyle sualler geliyor. Mevzu nereye bakıyor? Mevzu bizim yaptığımız kötülüğün varacağı noktalara varıyor. Gidiyor. Yani bir dalga hareketi gibi düşünün. Sadece bir şey yapmakla olmuyor o iş. O bir dalga oluşturuyor. Benim burada çektiğim video mesela bu Cenab-ı Hakk'ın isimleri, sıfatları, varlığı, Üstad Hazretleri'nin dersleri hakkında konuşuyorum ben ama kötü bir şey de olabilirdi bu. Ben bu kötü şeyi yapsaydım, Allah beni korusun öyle şeyler çekmekten, bu bir dalga oluşturacaktı arkadaşlar.
Siz izlediğinizde sizde bir iz bırakacaktı. O izin sizdeki tesiri siz bir şeyler yapacaktınız. Ve belki bu video çok izlenecekti kötü bir şey çeksem. Şimdi çok izlenmiyor ama o zaman çok izlenebilirdi. Çünkü onun kapısı daha açık böyle nefsi şeylerin, şeytani şeylerin. Öyle gittiğini düşünün dalganın. Etkilerini ben ölçemiyorum. Ve şöyle bir şey de var mesela fiil küçük de gözükse yaptığı etki cennet ve cehennem oluyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Şimdi diyelim Allah korusun ayağımızı bastırmasın cehenneme gittiniz. Bu dünyada yaptığınız küçük işlerin bile orada karşılığını ebedi göreceksiniz demektir bu. O zaman buradakine küçük denebilir mi? Burası itibariyle küçük gözüküyor ama tutup çektiğin zaman arkasında ebediyet var. İnkar. Ya nedir diyorsun işte insan yaşamış 70 sene, 70 sene boyunca inkar etmiş. Ya 70 senelik inkarın cezası niye ebedi? Ama sen burada nasıl bir dalga oluşturduğunu farkında mısın? Senin içine bu alemden bir yansıma oldu ve o alemin arşivinden senin ebediyetteki alemin yaratılacak. Sen onun rengini cennetten cehenneme çevirdin. Cenab-ı Hak senin kadar, senin alemine sığan alem kadar, senin ameli salihin kadar, senin imanın kadar bir cennet yaratacaktı. Sen küfrünle, şahitliklerinin yanlışlığıyla, amellerindeki yanlışlıkla onu cehenneme çevirdin. Yani nasıl etkiledin, ebedi alemleri nasıl etkiledin sen bu dünyadaki fiillerinle? Elbette ki oradaki karşılığın da o şahitliklerinden üretilen alemin içinde yaşamak olacak. Kendi şeyini çekiyorsun. Kendi ördüğün kozanın içine giriyorsun aslında. Nasıl ipek böceği koza örüyor, içine giriyor. Onun gibi de insan da kendi amellerinden şu an cennetini, cehennemini örüyor. İçine yerleşecek. Dönüşeceği şeyin kozası bu. Evet. Cenab-ı Hak da ona göre bizi ne yapıyor? Yapacağımız zarara göre tehdit ediyor. Bir, bunu aklımızda tutalım. Kendimizi küçük görebiliriz. Diyebiliriz ki ya ben neyim ki 100 kiloyum, 60 kiloyum, 70 kiloyum. Benim yapacağımdan ne olur Allah beni niye büyütüyor? Ama senin etkilerin büyük. Bazı cihazlar var, şu kadar bir mikroçipi var. Ama o mikroçip olmadı mı o cihaz çalışmıyor. Küçük ama işlevi büyük. Onun gibi insanın da kainattaki yeri cismen küçük olabilir. Uzayın bilmem neresinde bilmem neresinde bilmem neresinde bir kum tanesi gibi bir şey olabiliriz ama anlam dairesine geçtiğiniz zaman, şuur dairesine geçtiğiniz zaman, şahitlik dairesine geçtiğiniz zaman orada anlamınız çok büyüyor. Fonksiyonunuz çok büyüyor, etkiniz çok büyüyor. Dolayısıyla da Cenab-ı Hak da oraya göre bizi uyarıyor. Ne diyor? Öyle âli ve bahir üsluplarla ve öyle gâli ve zahir temsiller ve mesellerle ins ve cinni isyandan ve tuğyandan zecreder ki, sakındırır ki, kainatı titretir. Mesela, ey ins ve cin, emirlerime itaat etmezseniz, haydi hududu mülkümden, elinizden gelirse çıkınız meseline işaret eden. Yani Cenab-ı Hak böyle bir misalle bizi uyarıyor. Ney? Ey ins ve cin, emirlerime itaat etmezseniz, haydi hududu mülkümden, mülkümün sınırlarından, elinizden gelirse çıkın bakalım diyor benim mülkümden. Hadi bakayım elinizden gelirse. Ona işaret eden ayetler. Estaizu Ya ma'şerel cinni vel insi in istata'tum en tenfuzu min aktaris semavati vel ardi fenfuzu la tenfuzune illa bi sultan fe bi eyyi alai rabbukuma tukezziben yurselu aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentasiran. Bu ayetler Rahman suresinin 33-35. ayetleri. Rahman suresinin 33-35. ayetleri. Kısa bir meali şöyle yukarıda da verildi gerçi ama burada daha biraz genişi verilmiş. Onu da okuyayım. Ey cinler ve insanlar topluluğu, eğer göklerin ve yerin sınırlarından çıkıp gitmeye gücünüz yeterse haydi çıkın. Fakat Allah'ın vereceği bir kuvvet olmadan çıkamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Üzerinize saf ateşten bir alevle bakır gibi kızıl bir duman salınır da birbirinize hiçbir yardımınız da dokunmaz diye kısa bir mealiyle böyle buyurulmuş. Üstad Hazretleri ayeti örnek veriyor. Ayetindeki azametli inzara ve dehşetli tehdide. İnzar neymiş? İnzar, sakındırma, uyarma demekmiş inzar. Ayetindeki azametli inzara ve dehşetli tehdide
ve şiddetli zecre dikkat et. Sakındırma var, tehdit var. Bir de vazgeçirme, tokatlama gibi bir şey zecirde. Bakalım, sakındırma, vazgeçirme. Biraz daha kuvvetlisi. Buna dikkat et diyor. Nasıl ki, nasıl ins ve cinnin gayet mağrurane temerrütlerini, inatlaşmalarını gayet mucizane bir belagatle kırar. Aczlerini ilan eder. Saltanat-ı rububiyetin genişliği ve azameti nispetinde ne kadar aciz ve biçare olduklarını gösterir. Güya şu ayetle hem ve cealnaha rucumel ayetiyle böyle diyor ki: Ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrit! Ayet bize böyle diyor diyor manaca. Biraz daha böyle kafanızı genişletirseniz anlayacaksınız ki arkasında bu var. Ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrit! Ey zaaf ve fakrı içinde serkeş ve muannit! Mütemerrit ile muannidin arasında bir şey zikredilmiş mi bakalım. Mütemerrit inatçı, muannit de inatçı. Ama birbirlerinden illaki bir farkları vardır. Ey zaaf ve fakrı içinde serkeş ve muannid olan cin ve ins! Nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla öyle bir sultan-ı zişanın, şan sahibi sultanın evamirine, emirlerine karşı geliyorsunuz ki yıldızlar, aylar, güneşler, emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Bir. Yani Cenab-ı Hakk'ın o yukarıdaki ayetin misalinde olduğu gibi aşağıdaki ayet de diyor. Mülk suresinin 5. ayeti. Başta okuduğumuz ayet de diyor. Bir. Demek istiyor ki siz nasıl Allah'a diyor karşı geliyorsunuz böyle? Ne cesaret? O Allah'ın diyor yıldızlar, aylar, güneşler sözünden çıkmıyor. Bak bir onu hatırlatıyor bize diyor. Niye? Çünkü taşların atılmasını zikrediyor. Cenab-ı Hak onu yönetebiliyor demek ki. Onu haber veriyor bir. İki, hem tuğyanınızla yani sapıtmışlığınızla, azgınlığınızla, dalaletinizle öyle bir hakimü zülcelale, celal sahibi bir hakime karşı mübareze ediyorsunuz ki öyle bir Allah'a savaş açmışsınız ki öyle azametli muti askerleri var. O kadar büyük itaatkar askerleri var ki faraza şeytanlarınız dayanabilseler onları dağ gibi güllelerle recmedebilirler. Bize neler neler atabilirler yani. O kadar güçlü askerleri var. Nasıl böyle bir Allah'a karşı gelebiliyorsunuz? Ayet alttan alta bu uyarıyı da yapıyor bize. Ruhumuza, kalbimize, latifelerimize. 3. Hem küfranınızla, küfrünüzle öyle bir Malik-i Zülcelal'in, celal sahibi bir Malik'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki ibadından, kullarından ve cunudundan öyleleri var ki, ordusundan öyleleri var ki, değil sizin gibi küçücük aciz mahlukları, belki farz-ı muhal olarak dağ ve arz büyüklüğünde birer adüvü kafir olsaydınız, yani bu kadar küçük cisimler değil, dev gibi cüsseleriniz bile olsaydı, öyle kafirler olsaydınız, arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri, şuvazlı nuhasları size atabilirler. Şuvazlı nuhas ne demek? Hemen bakalım. Kızgın ateşli nuhas da erimiş bakır. Az önceki ayetin içinde geçen ifade. Kızdırılmış bakır kütleler mi diyelim? Hani onları bile size atabilirlerdi. Ya kız kor haline gelmiş demir kütleleri size fırlatabilirlerdi. Şuvazlı nuhasları size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki o kanunla öyleler bağlıdır. Eğer lüzum olsa arzınızı yüzünüze çarpar. Gülleler gibi küreniz misilli yıldızları üstünüze yağdırabilirler. Yine işte aynı uyarı var. Ne cesaret diyor yani Allah'a karşı geliyorsunuz. Halbuki öyle bir Allah ki o. Onun öyle kulları var, emirber neferleri var, ordusu var. Yani arzı darmadağın ederler. Gezegenleri birbirine katarlar. Mutlaka bizi bir şekilde helak ederler yani. Bu ne rahatlık diyor. Evet, Kur'an'da bazı mühim tahşidat vardır ki düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. İşte kilit cümlelerden birisi var. Kur'an'da bazı mühim tahşidat vardır ki yani vurgular, üzerinde durmalar, dikkat çekmeler
vardır ki Kur'an'da düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. Peki ya? Belki haşmetin izharı, düşman şenaatinin teşhiri, onun düşmanın kötülüklerinin teşhiri gibi sebeplerden ileri geliyor. Demek ki Cenab-ı Hak bu hadiseyi niye Kur'an'a aldı, andı? Neden bizi böyle bir şeyle muhatap etti? Meteorların düşmesi hadisesi aslında şeytanların semadan defedilmesidir diye bir şeyden bizi niye haberdar etti? Onun altında da Cenab-ı Hak bir uyarı yapıyor ki bak şeytanlara bunları yapıyorum. Kaşınmayın, sapıtmayın, ayaklarınız doğru dursun, oranız buranız oynamasın, başınıza her şey gelebilir yani. Cenab-ı Hak öyle büyük bir Allah, onun da öyle askerleri var. Bunun uyarısı da altta var. Bu ayetin Kur'an'da zikredilmesi de o yüzden. Bir hikmeti de o yüzden yani. Çok hikmetleri var. Bir hikmeti de o. Bizi alttan alta uyarıyor. Allah böyle bir Allah. Rabbül Alemin. Celle Celaluhu. Evet. Hem bazen kemal intizamı ve nihayet adli ve gayet ilmi ve kuvvet hikmeti göstermek için en büyük ve en kuvvetli esbabı en küçük ve zayıf bir şeye karşı tahşid eder ve üstünde tutar, düşürtmez, tecavüz ettirmez. Mesela şu ayete bak. Bak oradan nereye gelecek şimdi? Çok ilginç arkadaşlar. Bu has daireye, insana indirmek meseleyi artık ama oradan buraya gelmesi üstadın çok ilginç. Semadan geliyor buraya. Hem bazen kemal intizamı, tam düzeni ve nihayet adli, tam adaleti ve gayet ilmi, yine tam diyelim biz ona, ilmi ve kuvvet-i hikmeti göstermek için en büyük ve kuvvetli esbabı en küçük ve zayıf bir şeye karşı tahşid eder. En kuvvetli esbabı zayıf bir esbaba karşı gönderiyor. Onu onunla muhatap ediyormuş gibi. Kefenin bir tarafısında o, bir tarafısında o gibi. Düşürtmez, tecavüz ettirmez. Mesela şu ayete bak. Ve in tezahara aleyhi fe innallâhe huve mevlâhu ve Cibrilu ve sâlihul mü'minîne vel melâiketu ba'de zâlike zahir. İnşallah doğru okudum. Bir daha okuyayım. Estağfirullah. Ve in tezahara aleyhi fe innallâhe huve mevlâhu ve Cibrilu ve sâlihul mü'minîne vel melâiketu ba'de zâlike zahir. Bu ayeti kerimede Tahrim suresinin 4. ayeti. Tahrim suresinin 4. ayeti kısa bir mealiyle şöyle buyuruluyor. Eğer siz iki hanım, Efendimizin eşlerini kastediyor burada. Eğer siz iki hanım, Hazreti Ayşe annemizle Hazreti Hafsa annemiz olabilir. Allah hepsine rahmet etsin onların, annelerimize. Peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız şüphesiz ki onun dostu Allah'tır, Cebrail'dir ve salih müminlerdir. Yani diyor siz diyor birbirinize destek çıkarsanız ona karşı onun da diyor dostu Allah'tır, Cebrail'dir ve salih müminlerdir. Üstelik melekler de onun yardımcısıdır. Ne kadar nebi hakkına hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet var. Hem Efendimiz, Peygamber Efendimiz'e sahip çıkıyor, destek oluyor. Hem de hanımlara da aslında hoş bir cevap vermiş oluyor. Onların da hukukuna merhamet ediyor. Şu mühim tahşidat yalnız hürmet-i nebinin azametini, peygambere hürmet etmenin azametini ve iki zayıfenin şekvalarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini rahimanı ifade etmek içindir. Yani Cenab-ı Hak bununla diyor ki yani ben sizi küçük görmüyorum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına destek olarak Cebrail'i, meleklerimi, salih müminleri koyuyorum. Çünkü hani sizin Efendimiz'e karşı olan şekvanız, şikayetiniz küçük dediğim, küçük gördüğüm bir şey değil. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haklı. Yani onun hukukuna riayet etmeniz lazım. Onun arkasında da ben varım. Siz de bunu bilin. Hem onları hor görmüyor, görmezden gelmiyor tabiri caizse. Bunu önemsiyorum ben. Yani kendisine şikayette bulunan ya da işte o zaman bu ayetin iniş sebebi olan hadisede rahatsızlığı bulunan Efendimizin eşlerinin durumunu Cenab-ı Hak küçük görmüyor. Küçümsemediğini de arkasına Efendimizin kendisini anarak, Cebrail anarak, melekleri anarak gösteriyor. Yani ben diyor bu şeyi küçük görmedim ama benim peygamberimin aleyhissalatü vesselam arkasında da ben varım ha diyor yani.
Hem onu gözetiyor, ona hürmeti gözetiyor. Nebiye hürmeti, hürmeti Nebi'yi gözetiyor, onun azametini gözetiyor. Hem de diğer taraftan sizde küçük görmediğini gösteriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın işte beyanındaki mucizelik burada ne kadar belirgin ortada yani. Ne kadar Nebi hakkına hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet var. Şu mühim tahşidat, yalnız hürmeti Nebi'nin azametini ve iki zayıfenin şekvalarının, şikayetlerinin ehemmiyetini, önemini ve haklarının riayetini rahimane ifade etmek içindir. Rahim, has daire, onlara özel. Bakın semada olan, dünyada olan. Orada şeytanların taşlanıldığını anlatıyordum melekler tarafından. Burada da geldi bak yine büyük bir şeyi küçük bir şeye karşı kullanıyor gibi gözüküyor. Ama orada da yine hikmetler var. Demek ki Kur'an'ın belagatında hep hikmet, hep mucize dolu. Evet arkadaşlar vaktimizin sonuna gelmişiz. Nasıl oldu bilmiyorum. Çok hızlı geldik herhalde. Şuraları biraz daha konuşsak iyiydi ya. Fazla konuşamadık. Yine de özetle mevzuyu kavradınız arkadaşlar. Burada bize anlatılan şu ki Kur'an'da böyle ifadelerle karşılaştınız ya buna bu olur mu diye. Hep muhatap üzerinden düşünmeyin. Bir de kendisini ifade etmesi açısından sözün sahibinin azameti açısından, isimleri sıfatları açısından düşünün ki o kelamın hikmetini kavrayabilirsiniz. Ya da muhatabın merhamet, ona edilen merhamet üzerinden, ona yapılan nasihat üzerinden düşünürseniz yine o sözü yerine koymak, doğru şekilde anlamak mümkün olabilir diye sanki Bediüzzaman Hazretleri bize buradan güzel bir ders verdi. Tabii ben ne kadar ifade edebildim, çok konuştum. Belki yeterince de metnin üzerinde duramadık, ayetleri yeterince konuşamadık. Cenab-ı Hak azımızı çoğa saysın. Bu konuştuklarımızın tesirini üzerimizde halk eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahmenil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.